Evet Fatma abla. Nasıl buldun? Hoşuna gitti mi? Valla pek bulamadım. Çünkü şerbetini şöyle göstereyim. Şerbet hiç almamış içine. Normalde bu kıyır kıyır. Hani çata... Yok, şerbetini hiç almamış içine. Gayet kuru kurabiye gibi. Çok güzel kurabiye olmuş. Kurabiye evet. Olmuş. Aynen kurabiye gibi yani. Kabura bastık, kabura bastı yaptı yalnız. Tamam da işte olmamış yani. Gayet şerbetini çekmiş yani. Çekmiş mi? Çekmiş. Evet çekmiş. Asla çekmemiş. Sizinki de aynı çekmemiş. Yediğinde bir kurabiye tadı ben alamadım. Yani sen şu an buna kurabiye mi diyorsun? Aynen öyle. Şunu sadece merak ettim. Bu normalde hani şekerpare tarzında normal tepsiye şerbeti dökülüp onda bırakılan bir tatlı. Evet. Niye hani koyulup da alınan bir tatlı değil bu. Aynen öyle. Koyuyorsunuz tepside pişiriyorsunuz şerbetini döküyorsunuz aynı ılık sıcak. Tamam ama işte çıkardığınız için yani gayet kuru bildiğiniz hani çayın yanına çok güzel kurabiye. Peki afiyet olsun Fatma Hanım beğenmedi. Ayşe? Kadir Bey bu gerçekten kurabiye olmuş. Yani çok yani kuru. Yani kurabiye değil yapmayın gözünüzü seveyim. Tatlı ya. Böyle gayet olmaz. Tatlı biraz daha olmuş. Böyle ıslak yumuşak. Ama çok yumuşak olmaz bu. Böyle yani... Kurabiye gibi de olmaz en azından. Tamam ama kurabiye gibi değil. Yani yediğinde gayet altına da altına da yedim yani. Üstünden de yedim. Gerçekten ne altından tamam. Çekmiş ne üstünden. İşte şerbette bırakılmadığı için. Yani onu bırakacaktınız şerbette. Hani bazen böyle kursun, altı yumuşak olur, kadar. Üstü kuru olur. Çekmemiş olabilir. En azından altı da yumuşak. Peki. Üstü de yumuşak. Afiyet değil. Olsun. Pişmiş mi peki? Yok güzel pişmiş. Çok güzel kurabiye olmuş. Şerbet çekmemiş diyor. Çok güzel kurabiye olmuş. Songül Hanım. Şimdi ben bunun içinde ne aramam lazım yine? Bana mı denk geliyor bilmiyorum. İçime yani, ne koydunuz? Songül Hanım. Ama ortada değil mi Kadir yani, Bey? Ceviz. Ben ceviz alamadım. Yok. Yani Songül şöyle kameralara yani da göstereyim. Size. İçi bomboş. Ama aynı ya benimki de öyle. Var ceviz var. Bunda da öyle. Ceviz var. Var. Sizinkinde var görüyorum benim ama benimkinde yok. Bakın. Yani size ben kasıtlı mı yapıyorum onu demek istiyorum. Yani bilmiyorum. Eşit yapmadınız o zaman hepsini. Yok. Kadir Bey sizde nasıl ceviz? Bende var. Bak şurada görünüyor. Bende var mı Kadir Bey? Lütfen. Bakın. Şu ortadan bölsene öyle değil. Bardağın olsun. Yani çok... Gerçekten bir şey diyemiyorum yani. O tabağın arkasında içli köfte saklıyordu. Sen de cevizlerini saklıyorsun. Ama o zaman çok dengesiz yerleştirmişsin. Dengesini, bir dengesizliğini bilemem ama şu an ceviz çıktı ortaya. Bakın ortadan böldüm. Ortadan böldüm. Bir tarafında ceviz var, bir tarafında yok. Yani o tarafında da var da siz göremiyorsunuz. Yine çok kalın sarmışsınız bunu. Ne olacaktı? İnce mi olacaktı? Ama şerbet çekmemiş dedikleri gibi, kurabiye gibi olmuş. Ben katılmıyorum durumunuza. Yani. Yok, ben hiç beğenmedim. Yani kalbura bastı, bu değil. Peki, bir de Gözde Hanım'ı yorum yapsın. Buyurun Gözde Hanım. Tabağını şey, böyle ölümüne savunuyorsun. Tabağımı çok iyi. Çok iyi. Yani, ama şey, emek verdim, ama gördüğümüz bir şeyi de hani bu tada falan tamam. Senin damak zevkine uyar vesaire. Ama şimdi önünde kuru bir kuru. Çekmemiş bir kalbur pasta var. Hatta bizimkinden daha kuru. Evet bak benimki taş de kupkuru gibi. İçi ve hani taş gibi evet dediğin tabağa bir şey diyemiyorum size diyorsun. O anlamda diyorum. Yoksa hani ona kızdığım için taş gibi demek istiyorum. Bence şey yaparsın. Yani. Değil ama. İçinde bıraksaydın kesinlikle bence bu kuruluk olmazdı. O zaman da belki biraz daha böyle nemli olurdu. Islak olurdu. Bir sıkıntı yaratmazdı ama pişmesi, tadı nasıl olmamış. Tadı yani kurabiye gibi demeyen bir ben kaldım. Bütün yani demeyeyim ama bari demeyeyim evet. Yok fırsat verilmemiş. Ama olmadı. Kaldıra bastıya. Fırsat verirse belki çekebilirdi. Çekmemiş değil. Çekememiş. Erken çıkarılmış. Peki. Afiyet olsun herkese. Evet sayın seyirciler bir günün daha sonuna geldik. Hanımefendi marifetini gösterdi. Yarışmacılar tattı. Bakalım puanlama nasıl olacak? Hep birlikte görelim. Puanlamaya gidiyoruz. Masa çok hareketliydi. Bazıların yorumları çok saçmaydı. Songül Hanım'ın, Ayşe Hanım'ın olsun. Çok alakasız yorumlar yaptılar. Hakkaniyetsiz davrandılar.